Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün konuğum Citek kurucu ortağı ve CEO'su Mine Taşyaka. Mine Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Mine Hanım'la birlikte finansal teknolojileri konuşacağız. Hayatımızı nasıl dönüştürüyor? Artan fintech banka işbirliklerini ve yeni trendleri konuşacağız. Tabii ki Citek'in finans alanında sunduğu hizmetleri, ürünleri konuşacağız ve Citek'in önümüzdeki dönemki hedeflerini konuşacağız. Şimdi Mine Hanım, tabii ki finansal teknolojileri deyince aslında fintech kavramına bakınca son 10 yıldır hayatımızda olan bir kavram ve özellikle son 5 yıldır da ciddi bir ivme kazandı. Dolayısıyla hayatımıza hangi alanlarda girdi, hayatımızı nasıl dönüştürüyor? Siz bu alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketisiniz aynı zamanda, finans sektörüne hizmet veren. Dolayısıyla sizin bakış açınızı burada merak ediyorum, sonra diğer konulara geçeriz. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz dijitalleşme ve teknolojideki gelişmeler biz müşteri alışkanlıklarını müthiş bir değişime, dönüşüme sebebiyet veriyor. Ama son 5 yıla bakarsak pandemiyle birlikte bu gelişmeden öte ciddi bir dönüşmeye ve değişmeye sebebiyet veren bir şey gözlemliyoruz. Çünkü 2,5 yıl öncesine gidelim. O dönemde biz müşteriler olarak aslında finansal çözümleri ağırlıklı olarak bankalara gidip bir kısmını orada yapmak zorundaydık veya tercih ediyorduk. Fakat bir anda evlerimize gidince orada öyle bir noktaya geldi ki bankaların mevcut altyapılarının henüz karşılamadığı bir takım ihtiyaçlar ortaya çıktı. Veyahut da dijital kanallardan erişerek ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri alınması gerekti. Böyle baktığımızda da aslında yıllardır var olan fintech ekosistemi buradaki ihtiyaç ve açıkları tamamen kapatacak, oralarda adresleyebilecek ve bankaların müşterilerinin kendi müşterilerine bütünleşik hizmet vermesini sağlayacak çok önemli bir yeri doldurmuş oldular. Şeye bakarsak o dönemde aslında pandemi öncesinde hiç dijital kanallarla herhangi bir ürün ve çözüm almayı tercih etmeyen belli bir kullanıcı kitlesi mecburen bu kanallara üzerinden ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Bir de öyle bir nesil var ki, hani Türkiye'ye baktığımızda biz oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Oldukça da yüksek orandaki genç nüfus aslında teknolojiyle doğdu ve o teknolojiyle birlikte de büyüdüler. Ve bugün her türlü yeni değişime, dönüşüme açıklar ve bakış açıları şu: en iyi hizmeti ve çözümü ihtiyacı olduğun anda elde edebilmek, hızlı olsun. Ama aynı zamanda müşteri deneyimi de son derece iyi olsun. Dolayısıyla iki farklı dinamikten bahsediyoruz. Bir ihtiyaçların karşılanması, bir de sürekli bizi challenge eden, daha iyi talep eden bir müşteri kitlesi var. O anlamda da fintech ekosistemi aslında finans sektöründe bankalarla birlikte çok önemli bir resmi doldurdu. Burada o dönemden bir mobil uygulamayla temassız bir POS uygulaması da bunun içerisinde. Bir dijital cüzdan da bunun içerisinde. Dijital cüzdan dediğimiz zaman da sadece ödeme enstrümanlarının içinde saklandığı bir çözüm değil. Aslında içinde yapay zeka çözümlerinin de olduğu, bizlere gerçek zamanlı önermelerin de geldiği bir sistem halinde. Bu anlamda aslında özellikle son yıllarda devrimsel değişim ve dönüşümlerin olduğu, sektörün yeniden yapılandığı bir şeyden bahsedebiliriz. Şimdi sektör yeniden yapılandı dediniz. Tabii ki bir 5 yıl önce yayın öncesinde sohbet ediyorduk. Baktığımızda banka fintech ya da fintech banka işbirliği çok az sayıdaydı. Bugün gelen noktada ise çok ciddi bir şekilde artış olduğunu gözlemliyoruz. İşbirlikleri artıyor. Bazı bankalara bakıyoruz. Kendi fintech şirketlerini kurmuşlar. Bazıları satın almaya gitmiş ve bu alanda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla yeni trendler neler olacak önümüzdeki dönemde? Bizler neyi daha sık konuşmaya başlayacağız? Siz bu alanda neler öngörüyorsunuz özellikle bu işbirlikleri tarafı? Gerçekten bu değişim dönüşüm ve esasen değişim dönüşüm içinde çok büyük bir inovasyon var. İnovasyonla birlikte geldiğimiz yerde enteresan da trendler var. Şüphesiz ki bunların içerisindeki en önemlisi açık bankacılık. Açık bankacılık dediğimiz aslında bir bankanın müşterisine ait bilgileri onun da onayı dahilinde güvenilir ve yetkili kurumlara paylaşması demek. Bunun amacı da aslında paylaşmış olduğu iş ortağına, ilgili kurumun, bu fintech olabilir veya reel sektördeki bir iş ortağı olabilir, onun müşterilerine ihtiyacı olan ürün ve çözümleri götürebilmesi.
Bu noktada açık bankacının arkasında gömülü finans geliyor ve bu aslında bütün dünyada şu an çok hızla yayılan ve büyüyen bir başka... Orada geçen bir istatistik vereyim isterseniz, bir konuğumuz vardı stratejiden. 2030 yılında Avrupa'da banka gelirlerinin %15'inin gömülü finanstan olacağını öngörüyor stratejiant. Ona bir şey ekleyeyim ben de. 2022'de bütün dünyada aslında gömülü finansın getirmiş olduğu toplam büyüklük 360 milyar dolar ve bunun her yıl %20-25 büyüyeceği söyleniyor. Yani 5 yıl sonra neredeyse 5 katı büyüyecek bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla hakikaten en büyük bence buradaki etkileyen trendlerden bir tanesi bu. Çünkü bu gömülü finansla birlikte şu demek, biz müşteriler olarak herhangi bir e-ticaret sitesinden veya bir perakende ya da telekom sektöründeki bir ortamdan ihtiyacımız olan ürün ve çözümü alırken aynı zamanda bir bankanın sunacağı her türlü finansal enstrümanı da ulaşabilir hale geliyoruz. Bu ne sağlıyor bize? Büyük bir konfor alanı. İhtiyacımız olduğu anda kalkıp bir bankaya gitmeden o süreç içerisinde, uygulama içerisinde ilgili çözümü elde edebiliyoruz. Bu da tabii ki müşteriler tarafındaki yaratmış olduğu konforun yanında müthiş bir finansal kapsayıcılığı da içine alıyor. Çünkü Türkiye'nin yaklaşık çok yüksek bir oranı, %40'ına yakın bir oranı bankaların şemsiyesi altında olmayan kullanıcılardı. Bu kanallar sayesinde aslında bankalara ulaşamayan, bankacılık hizmet ürünlerini çok kullanamayan belki vatandaş da bu ihtiyacını karşılayabiliyor olacak. Dolayısıyla buradaki en önemli şeylerden, etki alanı olanlardan birisinin bu olduğunu görüyorum. Aynı zamanda yapay zeka ve ileri analitik içerisinde olan karar verme mekanizmalarını, çünkü biz artık dijital kanallardan bu ürün ve çözümleri götürüyorsak oradaki karar mekanizmalarını otomatize etmemiz lazım. Bunun için de akıllı çözümler olması gerekiyor. Bu akıllı çözümler sayesinde de süre sadece gün içinde değil, 24 saat bunu elde edebiliyorsunuz veya kapalı alanlardan çıktı dijital ortamda. Bu da yanında şöyle bir şey getiriyor. Ben bir tane iş yaparken dolaylı olarak 5 tane işi de tetikliyor. Dolayısıyla kapsayıcılığı ve etki alanı hakikaten gittikçe büyüyen bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi biraz rakamlara dökersek, yani Türkiye'de biraz canlı bir fintech ekosistemi var ama dünyayla kıyasladığınızda nasıl bir ekosistemden bahsederiz ve bu ekosistemdeki büyümeyi nasıl gözlemliyorsunuz? Öncelikle tabii ki pandeminin getirdiği ihtiyaçlar ve sıkıntıları çözmek adına tabii çok son derece regüle bir sektör ve Türkiye'de de regülatörler o anlamda çok hızlı hareket ettiler ve o kırmızı çizgileri aştılar. Ve fintech ekosistemi ve bankalar dijital kanallar üzerinden çok ciddi bir açılım yapabildi. 2022'nin başında da dijital bankacılık ve servis bankacılığı modelini, yönetmeliğini ortaya, yönetmeliğini çıkarmasıyla birlikte de aslında dijital kanallar üzerinden biz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kapı yaraladı. Aynı zamanda 2019 ve 2023'ü kapsayan kalkınma politikasında da reel sektördeki finansmana ihtiyacı olan vatandaşın daha düşük maliyetlerle elde etmesini sağlayacak politikalarını ortaya koydu. Bu ivmeyle birlikte bugün 2022'ye baktığımızda BDDK toplam 19 tane kuruma bu yıl faaliyet izni veya kuruluş izni vermiş vaziyette. Dijital banka veya finansal kuruluş. Bu aslında ne kadar hızlı bu konudaki ilerlediğimizi gösteriyor ve 2023'e ve sonrasına geldiğinde bu sayılar artarak ilerleyeceği muhakkak. Dünyaya baktığımızda da gerçekten mesela Deloitte'un bir araştırmasına göre 2022 fintech yaratmış olduğu gelir 179 milyar dolar. 2024'te bu 213 milyar dolar ama göze çarpan şey 2030'a geldiğinizde 900 milyar dolar olması öngörülüyor. Yani bu ivme, o geçmiş 5-10 yılda başlayan fintech rüzgarı aslında bu değişim dönüşümle hem bankaların da içinde olduğu, yaratmış oldukları ortak sinerjiyle çok hızlı ivmelenip büyüyeceğini gözüküyor. Şimdi peki biraz sizin şirkete gelelim, GTEK'e. Hem bilmeyen izleyicilerimiz için kısaca bir tanıtırsanız sevinirim. Hani hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Kaç yıllık şirketsiniz tabii ama siz birçok
sektörde faaliyet gösteriyorsunuz aslında ama tabii ki özellikle finans tarafını soracağım. Ben burada nasıl hazırlıklarınız var, neler yapıyorsunuz finansal teknolojiler alanında ve finans alanında? Tabii. Biz 22 yıllık bir teknoloji şirketiyiz. Finans sektörüne baktığımızda az önce de konuştuklarımızın aslında inovasyondan bahsediyoruz. Geleceğin teknolojisi diyoruz. Müşterilerimizin çok hızlı olması, müşterilerini yani finans sektörünün kendi müşterilerini iyi dinleyebilmesi ve onların ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri hızlı vermesinden ve entegrasyondan, ekosistemle birlikte hareket etmesinden bahsediyoruz. Biz GTEK olarak aslında tam da bu noktada finans sektöründeki oyuncuların ihtiyacı olacak olan altyapıları sağlıyoruz. Hani bir yatırım bankası, bir dijital banka kurulmak istendiğinde ihtiyacı olan altyapıyı uçtan uca Senfoni ürün ailemizle onlara sunuyoruz. Anahtar teslimi mi yapıyorsunuz? Tabii. Tamamen hani bütün altyapısını onlara kuruyoruz. Bu noktada işte gömülü finans diyoruz. Bu nedir? Açık bankacılık diyoruz. Bankaların kendi ister fintechlerle ister kendi ekosistemlerindeki iş ortaklarıyla bilgi alışverişi ve entegrasyonu yapabilecekleri, bankacılık ürünlerini onların sistemlerinden vermelerini sağlayacak bir altyapıya sahip olması lazım. Senfoni ürün ailesi içerisindeki Apigate ile biz aslında bu altyapıyı müşterilerimize veriyoruz. Böylelikle onların tamamen kendi işlerine odaklanmaları ve burada rekabetçi bir şekilde hem işbirliklerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri hem de ürün ve çözümlerini müşterilerine götürmek hedef. Tabii bu hep müşteriye dönük tarafı ama bildiğiniz gibi finans sektörü son derece regüle bir sektör. Evet. Bu noktada da Merkez Bankası, BDDK gibi kurumlara sorumlulukları var. Oradaki yasal raporlamamız mevcut bir kursa da uçtan uca kurumun bu sefer regülatörler tarafındaki sorumluluklarını yerine getirmelerine destek oluyoruz. Bu 22 yıl içinde en büyük birikimimiz analitik taraftaki güçlü kaslarımız. Bu da tabii ki finans sektöründe. Bir kurum faaliyete geçtiğinde özellikle dijital alanlarından müşterilerine ürün hizmet götürüyorsa aslında oradaki bırakmış olduğu müşterisinin ayak izlerini takip edip onun ne istediği, hangi konuda problem yaşadığı, daha neler aradığını anlayıp buna göre çok proaktif, hızlı bir şekilde cevap vermesi gerekir. Oradaki analitik ürünlerimize de aslında hem bunları analiz etmeleri hem de hızlı bir şekilde burada akıl koyarak hani tahminlemelerle doğru ürün ve çözümleri götürmelerine yardımcı oluyoruz. Tabii yapay zeka ve analitik ürünleriyle de bu dijital kanallarla gelen taleplerin aslında bir fraud var mı, oradaki risk payı nedir, bunları da ölçümlediğimiz aynı şekilde risk tarafında da ürünlerimiz var, onlarla gidiyoruz. Peki sektörde kaç bankayla çalışıyorsunuz? Tabii sadece ana bankacılık yasal raporlama değil, bütünleşik analitik olarak bakarsan sektörün yarısıyla minimum çalışıyoruzdur. Türkiye'nin en büyük 3 bankası da hatta 5'e müşterimiz. Hani çok uzun yıllardır birlikte çalıştığımız. Ama bu portföyümüzde şu an yeni kurulan, yeni faaliyete geçen tüketici finansman ve bankacılık sektöründe müşterilerimiz geliyor. Az önceki ekle ürünleri aslında aynı şekilde tüketici finansman tarafında da uçlanınca destek verdiğimizi eklemem lazım. Bu yeni kurulacak dijital bankalar var, bu alanda radarınızda olan var mı? Görüştüğünüz? Projesine başladığımız bir müşterimiz var. Onlarla birlikte isterseniz bunu anons etmiş olayım. Zaten yatırım bankası müşterimiz şu an çok yeni şeyini anons etti. Embedded aslında finansal ürünlerini işbirlikleriyle gerçekleştik anons etti. Aynı şekilde tüketici finansman müşterimiz bir araç aslında alırken arka taraftaki finansmanı sağlayarak biz müşterilerimize onlara gitmeden ihtiyacı olan finansmanları karşılayacaklarını söylediler. Dolayısıyla orada aslında hem yeni oyuncular hem eski oyuncularla hareketli. Çok kol kola vermiş. Hem geleneksel hem yeni model ama güzel olan şey şu, daha kurumsal ve geleneksel bankacılık olarak gözüken müşterilerimiz de yüzünü bu yeni dünyaya çok dönmüş durumdalar. Dolayısıyla hem fintech ekosistemi, startup'la birlikte yarattıkları sinerjiyle çok başka bir yerlere hep birlikte bence Türkiye olarak gidiyoruz. Peki özel bir soru soracağım Mine Hanım. Tabii. Bildiğim kadarıyla siz bilgisayar mühendisiniz değil evet. mi? Okurken ya da mesleğe başladığınız yıllarda finans sektörüyle sizin işinizin bu kadar iş işe gireceğini tahmin ediyor muydunuz o yıllarda? Hiç.
Hiç tahmin etmiyordum. Tabii hiç tahmin etmiyordum. Bugün gelen noktada aslında. Son yıllar gelen tabii. O zaman gayet idealist bilgisayar mühendisi ve programı yazmakla ilgileniyordum. Ama hayat tabii ki. Gelen noktada aslında finans sektörü, teknolojiyi en çok kullanan sektörlerden biri haline geldi. Onu en kısa zamanda görüyorsunuz zaten. En çok hani liderlik ettiğini teknoloji dünyasında finans sektörünü. Peki şimdi Citek'in yol haritasında neler olacak önümüzdeki dönemde? Bir onu sorayım. 5 dakikamız var. Bir de tabii ki yurt dışı planlarınız neler? 22 yıllık şirketsiniz. Yurt dışında neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Onları da alayım kapatmadan. Bizim hem finans sektörünün ürünlerimiz var hem de genel sektörde analitik ürünlerimiz var. Bu yıllardır ki 22 yıl içerisindeki müşterilerimize yaptırmış olduğumuz çalışmaların ciddi bir bilgi birikimi. Finans özelinde bakarsak bankacılık gerçekten dünyada çok ileri seviyede Türkiye'de. Bu bizler açısından teknolojiyi üreten, burada çözüm sağlayan firmalar adına çok büyük bir değer. Burada geliştirdiğiniz her türlü ürünü dünyanın birçok ülkesine rahatlıkla götürebiliyorsunuz. Bu bir teknoloji geliştiren bir şirket açısından müthiş bir avantaj. Çok doğru bir ortamda ürününüzü geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla bizim GTEC olarak stratejimiz zaten yıllardır hem yakın coğrafyamızda hem de Avrupa'da birçok müşterimize hem doğrudan ürünlerimize veya iş ortaklarımız kanalıyla ürün ve hizmetlerimizi götürüyorduk. Dijitalleşme pandemiyle birlikte iyice arttı ve remote çalışabilir hale geldiğimiz için bu konu daha da artarak devam ediyor ve edecek. Fakat bu finans dünyasındaki bu gelişim sadece Türkiye'de değil, özellikle yani dünyada her ülkede var. Mesela talep, burada ürün çözüm, doğru ürünü, yeni teknolojilerle, ihtiyacı karşılayacak altyapılarla ve hızla sağlayabilen her türlü ürün çok kıymetli. Bu anlamda yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ciddi bir hani talep görüyoruz. Bu talebi karşılayabilmek adına özellikle Körfez bölgesinde müşterilerimize daha yakın olmak için Dubai'de yeni ofisimizi açtık. Böylelikle sadece uzaktan değil, onların yanında daha yakın olarak iş ortaklarımıza, müşterilerimize birlikte çözüm sunmak hedefimiz. Analitik ürünlerde çok benzer. O bütün dünyada herkesin, hani bütün şirketlerin hangi sektörde olursanız olun ilk üç yatırım alanlarından birisi. Bu taraf da bizim açımızdan çok hızlı büyüyen konulardan birisi. Ürünlerimiz aynı şekilde büyümeye devam edeceğiz. GTEC olarak bakarsanız sadece Türkiye değil, artık hani Türkiye'den doğmuş bilgi ve know-how'ını yurt dışına transfer eden bir şirket olmak istiyoruz. Burada özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Lütfen. Bankacılık ve tüketici finansman konusundaki ürünler, dünyada birçok ürün var. Ama bankacılığın bu kadar ileri olmuş olduğu bir yerde regülatör raporlaması da çok ileri seviyede. Dolayısıyla bu taraftaki ürünümüz Magic Reports aslında sadece teknoloji transferi yapacağımız değil, içinde gerçekten bu know-how'u da diğer ülkelere götürebileceğimiz bir ürün seviyesine gelmiş durumda. Bu da yaratmış olduğumuz değer anlamında sadece tek müşteriye değil, o ekosisteme katkı sağlayabilecek önemli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kısaca yanıtını alayım Mina Hanım. Yatırımcı ilgisi var mı? Siz böyle yatırımcı arayan bir şirket değilsiniz bildiğim kadarıyla ama mutlaka ilgileniyordur yatırımcılar. Doğru. Yatırımcı ilgisi var. Bundan sonra da herhalde o hızlı büyümeyi desteklemek açısından da buna daha sıcak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki son 1,5 dakika bir sorum daha olacak size. Son dönemde hepimiz çok sıklıkla duyuyoruz tabii. Teknoloji sektöründe yeterli bilgi, donanıma sahip yetkin insan kaynağı açığının olması. Tabii. Sizin bu konuda politikanız ne? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şirketlerin bu konuda yaptığı bazı çalışmalar açıkçası kamuoyunda bazen yol gösterici olabiliyor. Doğru. Yıllardır aslında bu bizim için önemli bir konu. Çünkü en büyük değerimiz insan kaynağımız diyen bir şirketiz GTEC olarak. Bu pandemiyle birlikte teknoloji yatırımlarının bütün dünyada arttığı için her yerde yetkin insan kaynağı eksik. Bizim 2014'ten bugüne kadar aslında GTEC Akademi ile birlikte 8 yıldır üniversiteden yeni mezun olmuş olan arkadaşlarımızı son teknolojilerle eğitip onlara okullarındaki bilgi birikimlerinin üzerine reel sektör ihtiyacı olan bilgilerini verdiğimiz bir akademi programımız var. Her yaz bunu uyguluyoruz ve orada yetiştirmiş olduğumuz arkadaşlarımızın belli bir kısmını da GTEC için de istihdam ediyoruz. Bunu biraz daha bu sene taçlandırarak biraz daha büyüttük. Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yazım Sanayiciler Derneği'nin ortak projesi olan Melyas projesinin bir paydaşı olduk. Böylece teknik liselerden de bu kaynakların yetişmesine destek veriyoruz diyebilirim. Peki Mine Hanım, değerli katılımınız için çok teşekkür ederim programımıza. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz JİTEK kurucu ortağı ve CEO'su Mine Taşyaka'ydı. Kısa bir aranın ardından piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.